Kıymetli misafirler, Kayseri İli Oda Borsa Ortak İstişare Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün borsamızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz ortak istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerime başlamadan önce toplantımıza iştirak ederek bizleri onurlandıran Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız, liderimiz Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanımıza, camiamız adına teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Net olarak bir kez daha anlaşılmış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız önderliğinde salgının ilk gününden itibaren oldukça hızlı çalışmalar geliştirdik. Üyelerimizin sorunlarını doğrudan ilgili bakanlıklarımıza taşınarak ardından da çözümünde ciddi katkılar sağlandı. Dünyanın ve ülkemizin beklemediği ve doğal olarak hazırlıklı olamadığımız pandemiye rağmen 2021 yılında Kayseri iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya, yeni pazarlar bulmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Büyük fedakarlıklar gösterdik. Zarara uğradık ama pes etmedik. Bazı sektörlerimizde büyük kayıplar verdik ki özellikle hizmet sektörleri, yeme içme mekanları, turizm tesisleri bunların başında gelmektedir. Pandemi sürecinde tarım sektöründeki büyüme periyodik olarak devam etti. Tarım sektörü 2021 yılının ilk çeyreğinde %7,5 büyüme kaydetti. Böylece üst üste 10 çeyrektir tarım kesintisiz büyüdü. Tarım sektörü ekonominin lokomotifidir. Büyüme hızımızdaki bu rakamların böyle sürmesi halinde tarım sektöründeki büyüme 2020'nin de üzerinde gerçekleşecek. Bu bağlamda Türk ekonomisi ise ciddi kazanımlar sağlayacaktır. 2018 yılında tarımda %2,1, 2019'da 3,7, 2020 yılında ise 4,8 büyüdü. Türkiye'de tarımın diğer sektörlere göre daha fazla büyür olması da önemli. Bu verilere hem çiftçimize hem de bizlere moral vermesi ve yapılan işin değerini göstermesi açısından son derece önemli buluyorum. Türkiye'nin tarımda söz sahibi olması ve rekabet edebilir düzeye erişebilmesi için tarımdaki yapısal sorunların çözülmesi, özellikle girdi maliyetlerinin artışa bir şekilde çözüm üretmemiz gerekmektedir. Tarımsal alanda girdi maliyetleri üzerinde kontrol sağlayamazsak maalesef ülkemiz gıda enflasyonunun yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalmak zorunda kalabilir. Her zaman söyledik, yine de söylüyoruz. Yerli üretim daha fazla desteklenmelidir. Son yıllardaki döviz kurlarındaki aşırı yükselmenin birçok alanda ithalata bağımlı bir ülke olmanın ne kadar riskli olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Özellikle kendi üretme imkanımız olan alanlarda artık ithalattan vazgeçmek zorundayız. Evet, liberal bir ekonomi politikamız var. Yerli üretime destek anlamında biraz daha korumacı olmalıyız. Bugün dünyanın en önemli ülkeleri dediğimiz ülkeler bile kendi yerli ürünlerinde korumacılık yapmaktadır. Biz de tarıma, sanayiye gibi alanlarda yerli ve milli üretimimize çok daha fazla destek vermeliyiz. Bizler iş dünyası olarak geleceğe her zaman umutla bakan bir camiayız. Mücadele bizim günlük hayatımızın bir parçası. Bu mücadeleyi de her şeye rağmen en güzel şekilde veriyoruz. Ancak gerek ulusal gerekse küresel anlamda yaşanan bu zorlukları atlatmak için her zaman dile getirdiğimiz var olan potansiyellerimizi harekete geçirmek için birçok da ev ödevimiz var. Biz iş dünyası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız, hemşerimiz Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Şehrimizin ekonomisini ileriye taşımak adına var gücümüzle çalışacağız. Sözlerime burada son verirken tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Biraz önce Recep kardeşimin ifade ettiği gibi tarım dünyanın en önemli stratejik sektörlerinden birisidir. Zira tarım başka alanlara benzemiyor. Her şey yolunda giderken önemi maalesef göz ardı ediliyor tarımın ve hayvancılığın. Ama bir şey söylemek istiyorum. Fırında ekmek yoksa işte o zaman ne kadar stratejik olduğunu herkes farkına varıyor. Bunu da bu pandemi döneminde aşağı yukarı dünyada gördü. Allah yokluğunu göstermesin. Ama tarımın gerçek değeri ancak yokluğunda anlaşılıyor.
Bugün tedbir almazsak, ucuz diye her şeyi ithal etmeye kalkarsak boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de tehlikeye girer. Bu kapsamda şanslı bir coğrafyadayız. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Kendi kendine yetebilecek 7 ülkeden birisiyiz. Allah böyle bir coğrafyanın verdiği için müthiş mutluyuz ama bunu iyi değerlendirmek lazım. Akıl yoluyla. Akıl, eğer aklı kullanamazsa hiçbir anlamı yok. İşte pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Önce kendine yeten, sonra çevresine yeten ülke olmanın öneminde hep beraber yaşadık. O sebeple sizlerin burada yaptığınız işin çok önemli olduğunu görüyorum. Tarım ve hayvancılık işi asla ihmal edilemez, edilmemesi gerektiğine de inanıyoruz. Biz Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nden ticaret borsalarımızla birlikte tarım sektörünü geliştirecek projeler ve çalışmaları da yürütüyoruz. Sizlerin görüş, öneri, sıkıntılarını siyasi irade iletiyoruz. Biraz önce Faik Bey'in dediği gibi görevimiz de bu. Çözüm yollarını da orada arıyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılıktaki yakıt, gübre, yem gibi girdi maliyetlerindeki yüksek artışların sıkıntıya yol açtığında hep beraber şahit oluyoruz. Verilen desteklerin en az girdi maliyetlerindeki artış seviyesinde olması gerektiğinde her fırsatta söylüyoruz. Değerli kardeşlerim, burada bir defa daha memnuniyetle şahit oldum ki Kayseri Ticaret Borsamız şehrimize değer katacak. Her işin, her yatırımın peşinde. Hayata geçmesini de sağlıyor. İç Anadolu'nun en modern canlı hayvan borsasını ve pazar yerini kurmaya başladı. Bunun yerin tahsisinde de herhalde bir katkımız yok. Öyle mi Recep? Peki. Kalkınma Ajansı'ndan temin ettiği destekle et ürünlerine yönelik biraz önce açılışını yaptığımız Arge İstasyonu projesini hazırladı. Faaliyete geçirdiği gıda ve toprak laboratuvarıyla üreticimizin ürün verimini de artırdı. Bu aslında bugünkü açtığımız Arge laboratuvarı diye görmemek lazım. Bu aslında Kayseri'nin en önemli değeri olan pastırmaya, sucuğa müthiş değer katacak. Marka değerimizi, Kayseri'nin marka değerini artıracak bir iş. İnşallah. Bunun iki kademesi var. Biraz önce başa başla konuştuk kendisiyle, Recep kardeşimle. O fazları tamamladıktan sonra artık Türkiye'de 84 milyon, artı dünyada bizden pastırma sucuk alan herkes rahatlıkla, güvenli şekilde pastırmasını, sucuğunu tüketebilecek. Ve gönül rahatlığıyla uluslararası akredite olduktan sonra İnşallah Kayseri Ticaret Borsamızın bu yaptığı hayırlı işi de hep beraber takdir edeceğiz. Bu Kayseri'nin marka değerine bir artı yatırım. Bunun değerini bilmeliyiz. Bu bir Arge laboratuvarı veyahut da akreditasyon laboratuvarı gibi görmemek lazım. Bu tamamıyla Kayseri'nin katma değerine ilave katma değer sağlayacak. Hayata geçirdiği e-ticaret sitesiyle de yerel firmalarımızın kendi ürünlerini destek oldu Kayseri Ticaret Borsamız. Sizlere daha iyi hizmet vermek üzere ülkemizin en kapsamlı ticaret borsası kampüsünde kurmayı hedefliyorlar. Bana Recep kardeşim Ankara'ya geldiği zaman bu hedeflerinden de bahsediyor. Üyelerimize verdikleri hizmeti devamlı geliştiren ve daha kaliteli hale getiren bu çalışma vizyonundan dolayı başta borsamızın değerli başkanı Recep Bağlamış olmak üzere yönetim kurulu üyelerimizi, meclis başkanımızı ve meclisimizi, çalışan kardeşlerimi kutluyorum. Allah hayırlı etsin. Çok hayırlı işlere vesile oldukları için kendilerine gurur duyduğumu da bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.